Surviving the Aftermath. Kendisi şu anda Epic Games'te bedava kardeşim. Hiç girmedim oyuna. İlk defa seninle beraber gireceğim. Yani şu New Game'e hiç basmadım. Oyunun maalesef Türkçe dil desteği yok. Yani şu ekrana bile şu anda ilk defa girdim. O yüzden kaldım böyle sadece. Bakıyorum. Custom Game var. Özel oyun senaryolar. Sanki normal game oynasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani oyunun önerdiği şey. Tutorial. Bence tutorial olmadan hallederiz. Şimdi burada sanırım zorluğu seçiyoruz abi. Kolaydan gideceğim çünkü okuduğum incelemelerden yola çıkarak Oyunun en kolayı bile çok zor yazmış. Occasional ne demek bilmiyorum. Common sıradan demek. Catastrophes dediği şey doğa olayları e, bildiğim kadarıyla. The worst has passed. Tehlikeler durdu. Şimdi yeniden inşa zamanı gibi bir şey bu. Açıkçası tehlikelerin tamamen durmuş olmasını istemiyorum. Böyle ucundan da olsa görelim bence. O yüzden ikiyi seçiyorum abi. Toprak verimliliği gibi bir şey seçiyoruz anladığım kadarıyla. Elverişli olmasını isteyeceğim birkaç survivor var. Biraz da malzememiz var. Total zorluk %55'te şu anda. Bu teknoloji e, araştırmalarla alakalı bir şey. Hayatta kalma ve verimlilik bizim için önemli olur. Bunu seçiyorum ha. Buradan şimdi şeylerimizi mi seçiyoruz? Survivorlarımızı yani hayatta kalan adamlarımızı seçiyoruz. 2 kişi mi seçebileceğiz sadece? Tamam. 2 kişi seçebileceksek Scavenger şey hurdacı gibi bir şey olabilir. Scientist e, araştırmacı abi. Fighter'a kesinlikle ihtiyacım olur. Fighter, Scott. Yani böyle yemek muhabbetleri falan olacak mı diye düşünüyorum. Bir de şu ablayı alayım ya. Başka seçebiliyor muyum? Seçemiyorum zaten. Evet burada bayrağımızı tasarlayacağız. Şöyle bir seriye bakıyorum. Ya güzel bu arada şeyler. Hydrasil de seçebiliriz hayat ağacı. Tamam Hydrasil olsun. Kırmızı bayrak üstüne olabilir. Koloni ismimiz Pentazgon olsun. Pentazgon kolonisinde koloni mottosu. Çölde dolaşan penguen deveyle muhabbet eder. Mottomuz bu. Anlamlı çok derin bir söz oldu. Şu anda kendim yazdım bu arada. Mevsit e, harita şeyi tamam. Bana kurcalamayacağım. Versin bakalım bize bir harita. Tutorial istemedim. Oyunun bana bir şeyler öğretmesini istemiyorum. Umarım bir hata yapmamışımdır bunu yaparken. Tabii biz hayatta kalmaya çalışırken bir yandan araştırdığım kadarıyla konuşuyorum. Kolonimize gelip katılmak isteyen insanlar olacak ya da bizi yağmalamak isteyen haydut grupları olacak. Biraz geliştikten sonra biz başka yerlere gidip oralarda yağmalar ve keşifler gerçekleştirebileceğiz derken evet harap olmuş dünyamıza Buradan giriyoruz. Evet. Dünya artık bir harabe. Kamp alanı inşa et diyor. Campsite. Bak yani çezmek çok da zor değil. Kamp alanı mı? Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Buraya inşa etmek istiyorum. Evet. Settler. Koş. Zamanı evet. Bütün oyunlardaki gibi hızlandırabiliyorum abi. En fazla 3 oluyor. Ha burada gün ve gece döngümüz var. Tech tree. Araştırma ekranımız var. Burada bir diplomasi gibi bir şey diğer gruplarla. Burada malzemelerimiz var her zamanki gibi. Şey çok iyi olmuş bu arada. Bazı yerlerde mesela şeyi gösteriyor. Kaç parçan var işte ne kadar üretiliyor ve ne kadar kullanılıyor. Hani onun dengesini yapmak da çok önemli. Bu abi bana ne diyor? Shot the flare diyelim. Yok dur bakayım bir. Invite the colonist. By firing the signal flare göndersin kolonistlerimizi çağırsın abi. First, right. first step ilk okay. adımı attık. Oo e, bayağı adamımız var biz iki tane kişi seçtik. Bunlar şey gibi kanka komutan gibi. 12 tane kolonistim mi var? Aynen 12 kolonist var. 8 kişi şu anda herhangi bir göreve atamadığımız için muhtemelen carrier e, taşıyıcı görevinde yaşlılar, yetişkinler, çocuklar, işçiler ve taşıyıcılar olarak ayırmışız bu arkadaşları. Sol tarafta 12 kolonist ee, şu anda evsiz diyor. Okey hocam hemen kolonistlerimize acil çadır. Ufak bir mutluluk eksisi varmış. Doğum oranını düşürüyormuş. Bitrate'i düşürüyormuş. Ha, demek ki kolonistlerimiz aralarında çocuk da yapıyorlar. Böyle bir dünyada çok güzel. Winter storms kış fırtınaları için. Yani bunu yapmak. ha bir dakika bu 3 kolonist. Şu 6. Şimdilik bundan yapacağım. Ben bunu buraya yaparım reis. Yolu nasıl yapabilirim? Yol için herhangi bir ücret ödemiyoruz. Güzel. Bak bu güzel. Bunu böyle yaparım. Hemen onun karşısına da şalter atarsam eğer. Şu anda 12 kişiye yer sağlamış oldum. Gördüğünüz üzere adamlarımız var güçleriyle çalışmaya başladılar. Odun alanını mesela toplatmak istiyorum. Anladın mı? Nasıl yapabilirim? Bakacağım ona. Stockpiles. Şuraya inşa edersem fena olmaz. Food storage'i de yanına koyabilirim. Şu anda umarsızca harcıyorum. Proper dediği avcı kulübesi gibi bir şey. Genel şeyleri yaptık. Biraz malzememiz var. Suyumuz eksi de. Su için ne yapabilirim diye bakıyorum. Free placements. Ha, bunu bir tane ücretsiz yapabiliyorum ama nereye? Ee, oyun hala sanırım erken erişimde olduğu için Mesela hashtag resource pollution falan yazıyor Zararlı kimyasallar falan var Şurası yani nasıl bir su olduğundan da çok emin değilim Çok da verimli görünmüyor Fighter abimiz buydu değil mi? Ekstra hani sen git şunu topla gibi emir verebiliyorum Ve sanırım Emir vermediğim zaman bunlar boş mu takılıyor? Boş takılıyorsun. Gördüğünüz üzere şu anda storage'ımızda depomuzda 84 temiz temiz mi bilmiyorum. Suyumuz var ve azalıyor. Balans eksi 12'de. Denge eksi 12'de abi. Water collector'ı yapmam şu anda şart gibi duruyor ve buraya yapmak istiyorum ve buradan hemen bir tane buraya yol çıkaracağız. Buradan geçiremiyor muyum? Şuradan geçiririm ben de. Böyle yapsam. Bunu da şuradan getirsem. Bunu da böyle bağlasam mis gibi oldu şu an. Ve e, insanlarımızın buradan bu şekilde geçmesi ne kadar tehlikeli bilmiyorum. Burada geyik gördüm reis. Ben burada geyik gördüysem harcarım. Oo! Ne oluyor lan? Saldırıyor bunlar, geyik dediğin saldırır mı oğlum? Topla. Senin pek böyle yaşam şeyin falan var mı? Bak Angela burada çalışıyor. Koyar koymaz, okey. Balans hala eksi üçte. Ee, yanına sanki bir tane daha yaparsam şundan yapma niyetindeyim ve yanına hemen bir yol daha çekebilirim diye düşünüyorum. Senin bir sıkıntın var gibi duruyor. Kovarsam gidiyor, alırsam 3 kolonist geliyor. Gelsinler abi. Evsizsiniz öyle mi? 2 tane şöyle temizinden ev yapıyorum. Keyfinize bakın. Şöyle ev yaptım. Hayırlı uğurlu olsun sevgili vatandaşlarım. Şöyle bağlarım şuraya. Recycler plastik depozitlerini nerede var mesela plastik depozit? mesela burada var. Ben bunu buraya çok güzel kurarım biliyor musun? Kurdum. Lumberyard iyi olur. Onu da nereye kurarız? Ya hem alanı temizlemek gerekiyor. Şöyle kuruyorum. Hem de ekstra odun kaynağımız olur yani. Bunları yıkalım abi dur. Yık baba bunları. Tente ver hepsine tente. Burası çok saçma oldu. Bunu yenilememiz lazım. Şunları da yıkalım. Yolu da yıkıyorum. Bir ufak bir düzenlemeye gittim şu anda. Dur bakayım halledeceğiz, halledeceğiz. Akşam olmadan yaparsak en azından vatandaşlarımız sıcak bir yerde uyurlarsa mutlu olur diye düşünüyorum. Tarım işine de bir yandan girmem lazım bu arada, onun da farkındayım. 3 kolonist evsiz, öyle mi? Şu bir, şu iki. Yeter de artar. The Gate önemli abi, The Gate'i yapın abi. Bir şeyleri yıktım, Stockpile'ı yıktım değil mi? Onu buraya yapalım ve Food Storage'i de yanına yapalım. Boşluk bırakmasam iyi mi olurdu bilmiyorum. Arasına en azından yol yapabilirim diye düşünüyorum. Kolonistin kişisel hijyen seviyesi düşük. Yıkanma alanı yap diyor da ben yıkanma alanında nereden yapacağım? A bu olabilir mi? Basic hijyen. Yıkansınlar. Temizlik imandandır hocam. Şöyle iki tane yapsam yeterli oluyor mu? Bence yeterli olur. Burial pit. Ne olduğunu asla anlamasam da yapacağım abi. Tamamen önemli bir şey. Orada mutluluk işareti falan gördüm çünkü. Sağlık yeri yapalım. Burner. Bak mesela şunu yıkarsam ve yerine bunu yaparsam çok güzel olur. 3, 6, 9, 12, 15. Tamam herkesin evi var. Şunlar yapılıyor. Sen ne diyorsun kanka? O zaman şuradaki ağaçları kesebilirsin. Into the new world. Tamam. World map'e erişimimiz açıldı. Çünkü kapımızı inşa ettik kardeşim. Gördüğünüz üzere. Ha bu science point. Ha bu buraları gezerek veya şey yaparak lootlayarak vesaire araştırma puanlarımızı alıyoruz anladığım kadarıyla. Okey bunu aklımızda bulundururuz. Bu niye hasar aldı hiçbir fikrim yok. Söyle reis. Zari. Scavenger. Liderleri bu abi bir lider geldi 7 e, yetişkin 4 çocukla beraber ve yanlarında şu kadar malzeme getirdiler a para var oyunda demek ki birileri ticaret için gelebilirler şimdilik ben bunları alıyorum 11 kolonistim var evsiz abi Stockpile yeni stockpile yeri açıldı herhalde e, nükleer bir şeylerle alakalı ve radyasyonlu zayıflığa mı neden oluyormuş ne oluyormuş Nükleer fallout. Ha, radyasyon şeyi fırtınası geliyor. 12 saat içinde mi? Evet. Nükleer beast. Yeni bir görevimiz var. Nedir reis? E, sadece şeyleri, komutanları göreve gönderebiliyorum. E, evet. Şu anda nükleerlendik. Evet, nükleerlendik kardeşim. Water storage gene o. Oh. oh. Eksi fırtınadan dolayı çalışmadığınız için mi? Peki depomuzda ne kadar? Sıfır. Süper. Oğlum ne bileyim ben nükleer fırtına da buranın çalışmayacağını. E ne zaman geçecek peki bu nükleer fırtına? Ve bu insanlar ne derece ölüyorlar? Yani şeyden susuzluktan. Bayağı ölüyorlar. Susuzluktan patladık. Tamam colonist down da yani yapabilecek bir şeyim yok şu an. Hadi bunu kursam ne şey yarayacak onu anlamadım. Hadi şuraya kurayım. Şuraya kurayım dur. Ne oluyor lan? Meteor düştü kardeşim, kafamıza meteor düştü. Şurayı bir tamir edin. Şuraya bir water collector daha yapalım abi. Daha belki iki. yapabilirsem yapacağım yani. Yaptık. Reis. Şuraya bir gel. Ne var ne yok bak bakayım bir orada. Ve görevinde sanırım bir süre sürecek. Şu alttaki şey bir tane kadar. Aşırı insan kaybetmedik. 8 kişi gitti. Ölenle ölünmüyor kardeşim. Ne bu? Şeyler mi geliyor? Dönme abi. Ne oluyor orada? Bir şeyler oldu. Kurtlar saldırdı bize. Ama beleşecek yani, sıkıntı yok bence. Bekleyebiliyoruz. Yeni bir skat gelsin abi. Ben bunlara şey yapmazsam almıyor mu bu arkadaşlar bunları? E madem sen de gel. Bo boş boş takılıyorsun. Abi buradan zamanla çıkarıyor bunları. Tamam. Hani gidip alıp gelmesine gerek yok. Şu anda dericiliği araştırıyoruz. Çiftçiliğe geçeceğiz birazdan. Yemek. Small field. Bak, bu güzel oldu işte. Mesela bir tanesini şuraya atabilirim abi. Ne ekilecek buraya? Ona ben karar verebiliyor muyum? Ha, evet karar verebiliyorum. Hadi mısır ekeyim, tamam mı? O zaman bir field daha atayım şuraya. Döndürebilir miyim? Attım. Aa bak süper. 150 araştırma puanı aldık, 10 yiyecek verdik. Bence yiyecekle ilgili çok da bir sıkıntım yok. Araştırma seçebilirim. Ice fishing'den ziyade şu anda bizim en büyük sıkıntımız ne? Bence e, yemek işini bir şey yapmamız gerekiyor. O yüzden şuna gitme niyetindeyim. Yani bu tarlaların ekim dikim mevzusunu hızlıca çözmem gerekiyor. Buralarda da farklı bir şeyler. Outpostlar, karakollar inşa edebiliyoruz bu arada. Şurayı bak şunu şöyle koyarsam mis gibi toplar. Winter Storm. Evet hocam. Şey geliyor. Kış. Ne oluyor Şey geldi. Haydutlar. Ben bu alarmı şu anda denerim. Şunlar da bir gelsin. Aa şey kapıdan direkt ateş eden adamlarımız var sanırım. Aynen abi bak oradan harcıyor. Ne oldu lan biri kendini patlattı herhalde orada. Bence artık bir sıkıntımız yok. 57 para 2 tane de şey kazandık. Güzel abi. Peki benim merak ettiğim şey şu. Ha, kapıya şey verebiliyorum. Gözcü. Ve bu gözcüler saldırı maldırı geldiğinde zıplıyorlar oraya. E güzel. Ne oldu? Gene ne oldu gene? Oha soğuk ısırığı oldu herif. Kız küçük. Bebek. Şurayı bir tamir edin kardeşim. Burası önemli. Ne oldu kanka gene? Bulgamı geçiyorsun lan. Banditlere saldırayım mı bandit? Atakta bandit kanka. Oha! E arkadan geldiler. Şunu bir vurun bakayım. Sıkıntıya sokmasın. Senin de işin bitti mi kanka? 176 lira almışız güzel. Sen de şurayı topla. Şu arkadaşa bir vurun bakayım. Sağ sola sık mı oğlum sağ sola? Geçmiş olsun ha. Ne oldu bir tane adam için sanıyor muydum ben 5 tane şey vereceğim. Repair. Var mı repair'e ihtiyaç yok. Reclaim it knowledge. Bir şey puanı aldık herhalde de. Ne puanı olduğunda çok da anlamadım. Cookhouse güzel teknoloji. Şuraya atarım abi. Sanırım insanlarımın şu anda tek problemi soğuk. Bir dakika oğlum az önce o kadar suyum vardı benim. Ne oldu o suya? Ne ara içtiniz o suyu? Hani sağlıklı kalmak için günde en az 2,5 litre su falan. Siz bunu fazla ciddiye almışsınız. Ben size söyleyeyim. Bu ne diyor? Yok kanka. Işık mışık bakamam ben. Evet kardeşim. Ee, oyun şu anda Epic Games'te bedava bu arada. Bedavayken al oynamayacaksan bile elbet bir gün oynayasın gelir canın çeker. Surviving the Aftermath gayet iyi oyun. Ben beğendim. Kendine iyi bakıyorsun videoyu beğendiysen abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmuyorsun. Serisini istiyorsan da yorum yaz. Kendine iyi bak. İnsanlarımız ölüyor. tamam ölmeden videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Hoşçakal.